İsmail Hocam, yine kronik hastalıklardan birisi olan tansiyon. Tansiyon hastalığı nedir? Çok duyarız, işte bende tansiyon var, ömür boyu ilaç kullanmak zorundayım denilir. Tansiyonuma çok dikkat ediyorum denilir. Küçük tansiyon, büyük tansiyon. Biraz da tansiyon hastasının izleyenlerimizi bilgilendirebilir miyiz? Tansiyon kalp dakikada 60-80 defa atar. Yani sistol dediğimiz bir olay vardır. Burada kalbe gelen kan çevrede bulunan aorta atılır. Bu atılan kanın damar cidarına yapmış olduğu, duvarına yapmış olduğu basınca tansiyon diyoruz. Tabii tansiyon genelde genetik geçişlidir. Bunda da birçok kimsede, aile yakınlarında genelde tansiyon hastalığı vardır. Ama bu da şeker hastalığında olduğu gibi genelde primer, sekonder diye ayrılır. Çünkü bazı hastalıkların seyrinde de o hastalıkların sonucu olarak tansiyon yüksekliği ortaya çıkar. Bazı böbrek hastalıklarında, bazı kalp hastalıklarında, vücuttaki bazı hormon hastalıklarında, hormon bozukluğu olan hastalıklarda mesela tiroid gibi, sürrenal bezi yetersizliği ya da fazla çalışması gibi durumlarda tansiyon ortaya çıkar. Bunlara sekonder diyoruz. Tabii bunların tedavileri yine tansiyon ilacı kullanmakla birlikte daha farklı ve bazılarında cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Primer dediğimiz şekil ise genelde en çok görülen şeker hastalığı gibi %85-90'ı primer hipertansiyondur. Bu genelde yaş ilerledikçe daha çok ortaya çıkar. Bu da 30 yaşından itibaren daha fazla gördüğümüz bir durumdur. Şimdi burada büyük tansiyon dediğimiz genelde sistolik olan tansiyondur. Yani kanın kalpten perifere atıldığı zaman biz ölçtüğümüzde ilk duymuş olduğumuz ses yüksek büyük tansiyon olarak adlandırılır. Tansiyon aletini manşonunu gevşettiğimiz zaman sesin kaybolduğu dönemde küçük tansiyon olarak söylenir. Bunun belli bir sınırı vardır. Normalde olması gereken değer 130'a 80'dir. Normal kişilerde, 18 yaşın üzerinde olan kişilerde. Tabii bir yüksek normal diye bir değer vardır. Bu tansiyonun, büyük tansiyonun 139'a kadar olan 130-139 arası, küçük tansiyonda 85'ten küçük olduğu durumlara söylüyoruz. Bu değerlerin üzerinde büyük tansiyonun 140, küçük tansiyonun da 85'ten yüksek olduğu durumlarda artık gerçek tansiyonu başladı diye söylüyoruz. Bunlar da evre 1, evre 2, evre 3 olarak tansiyonun yüksekliğine göre değişir. Tabii evre ne kadar yükselirse tansiyon o kadar yüksektir ve kişi içinde, vücudundaki organlar içinde risk artar.